de verdim abla. Solla istersen çok organik çift sarılı Daniela Mokaçi yumurtaları var. Yok be istemez. Biz de aldık bir ton. Sağ ol. Dur paranın üstünü vereyim abla. Hadi sana hayırlı işler. İyi bakalım hadi. Gel. Hadi bakalım. Bir, iki, üç. Yine ben kazandım. Ya sürekli kazanıyorsun. Ya bunların hepsini yiyecek miyiz desin? Ay yok artık daha neler. Şefkat yüzünden içimiz dışımız yumurta oldu zaten. Ay ben bir gidip bakacağım bir gelişme var mı diye. Evet tamam ben de buraları toplarım ben o zaman. Ben de geleyim yine ya. Ben kazandım ha. Biliyorum hep sen kazandın zaten bugün. Hadi kolay gelsin. Selam. Ne diyorsunuz ya? Yaptıklarımız bir işe yarıyor mu? Ayakta kalmayın. Buyurun, buyurun, buyurun. Teşekkürler. Evet, evet. İsmail sayesinde tavuklar yumurtlamaya başladı. Estağfurullah muhtar. Hep aşık Veysel'lerin, mahsul-i şeriflerin, Karacaoğlan'ın sayesinde. Ya o değil de bir test yapmak lazım ama nasıl yapacağız testi? İsterseniz ben o konuda da size yardımcı olurum. Ne yapacaksın? Giderim yanına. Beşiktaş hakkında atıp tutarım. Böyle saçma sapan konuşurum anlarız o zaman. Sakın ha. Bunu normal zamanda yapsan bile çıldırır. Evet Niko doğru söylüyor abisinin. Yani bu kamikaze olur intihar dalışından farksız. Ne yapacağız o zaman peki? Ben buldum lan galiba. İsmail çatıya çıkacak. Nasıl yani? Ya bu oğlum mecazi anlamda söylüyorum. Zırt pırt çatıya çıkan sen değil misin? Al sana fırsat. Git teze ne iste hadi yürü. Ya bunun fırsatı mı olur? Saçmalama bu intihar la. Ya bana bak İsmail aranıyorsun ha. Hem beleş olsun hem cam kenarı değil mi? Aa ne güzel İstanbul. Hadi. Yürü lan yürü. Yürü. Hadi hadi. Neyse şimdi bakacağız. Şefkat! Ne var lan? Tezeneyi bana istemezsen tekrar çatıya çıkarım. Oğlum. Çık bakalım nasıl çıkıyor. Çık! Çıkmazsan hadi. Şefkat! Şefkat! Çatıya çıkacak. Çatıya çıkacak. Çık bakalım nasıl olur. Çık bakalım. Burada bak çatıya. Çık! Çık! Aa! Çık şimdi nereye çıkıyorsun hadi. Al işte. Al, al baba, al işte. Yukarıma bak. Dedim, komik mi? Lan İsmail, he? Oğlum dua et. Şefkat yumurta tutuyor. Kömür de satabilirdi kardeşim. Komedyen misin lan sen? Ağzını burnunu kırarım İsmail. Şimdi gördük ki problem hala devam ediyor. Acaba akvaryum mu alsak böyle insanların sinirlerini yatıştırırmış ya. Sevdin mi? Ya sevdim sevmesine de bak şu karagöz var ya karagözü karartmış zaten. Belli bütün mamaları onlar gibi aşağıda garibim. Ve aranıyor ya. Yok ya. Balık onlar bulurlar yolunu, doyururlar karınlarını. Sen bak izle ne kadar güzel yüzüyorlar. Ya güzel diyorsun da bildiğin rızk yiyor ya. Göz karartmış diğerlerinin rızkını yiyor. Ben çok sinirlendim buna ya. Ay yok o şey zaten. Bu aşağıdakilerin cinsi küçük. Cinsi küçük olur mu? Hoppacık kalmış. O da orada sinsi gibi şey yapıyor. Bak rızk. Ne yapmış? Ne yapmış? Ay, hayır tamam. Yedi öbürlerinin rızkını yedi ya. Tamam ben bunu alıyorum götürüyorum ya. Ben onu gelirim ama senin dükkanda da şey yaparım ben onu. Yedi bütün hepsinin rızkını yedi. Galleş hayvan ya. Aşağıdakiler aç. Bu yukarıda kaymak tabaka bütün şeyi götürüyor. Birlik beraberlik içinde yaşamamız gereken şu günlerde hayvan. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.